Evet selamlar arkadaşlar ben Pera kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz bu videoyu biraz daha kısa tutmaya çalışacağım çünkü bu videodaki amacımız ee, Ahri ile karşınızda hangi roller varken neler yapmanız gerektiği ve hangi ürünleri e, tercih etmeniz gerektiği. Şimdi Öncelikle ürünleri sağ ve sola koyacağım hem elektrik veri hem buzul takvesini elektrik verinin anahtar kabiliyetini karasat olarak değiştirebilirsiniz bu arada aklınızda bulunsun <laughs> Tabii ki de ufak tefek oynamalar yapabilirsiniz kendi oyun planınıza göre ama benim elektrik ver girdiğimde e, dizilimim bu şekilde. Buzul takviyesi girdiğimde dizilimi bu şekilde diye sağ ve sola koyacağım. Siz oradakileri kendi kafanıza göre değiştirirsiniz. Kendinizi rahatsız ediyorsanız öyle değiştirirsiniz. Fark etmez ama benim kullandığım ve sabit olarak bayağı uzun zamandır kullandığım ürünler bu şekilde. Şimdi hangi itemleri ne zaman almalıyız bunlardan bahsedeceğim. İlk başta e, zaten buzul takviyesi yapıyorsak hep buzu bir kere kesinlikle e, ilk item olarak almanız lazım. Yani buzul takviyesiyseniz hep buzla başlıyorsunuz. Elektrik verseniz de bu arada hep buz alabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Bu tamamen tercihe bağlı ama ben tavsiye etmem elektrik verdi hep buzu. Eğer buzul takviyesiyseniz tekrar tekrar söylüyorum hep buz alın. E, ardından karşınızda çok fazla asasin ya da ıı, doçlamanız gereken işte Malphite olur başka bir şey olur o tarz e, skiller varsa ikinci item olarak Zonya gidin ee, karşınızda ama AD mit yoksa ikinci item olarak Zonya gitmeyin örnek veriyorum yine karşınızda çok fazla can çalan can çeken bir mit karakter var Vlad gibi ya da karşıda çok fazla can çeken karakterler var Top Daatroks olur işte ee, ADC, Samira olur, O olur, Afelius olur falan. Morello. Morello tercih edin. Ha bu arada her zaman base'e gittiğinizde, ilk base atışınızda bakın ilk base atışınızda her zaman bir adet karamüür alın. Diyelim ki bunu tamamlayamıyorsunuz. Karamüür alırsanız sadece alt itemlerini alabiliyorsunuz. Tamamlamayın. Karamüürü cebinize atın. Bir tane bundan alın, bir tane bundan alın. Mananız mı bitiyor? Bundan alın, gidin. Ya da bunları alabiliyorsanız alın. Demek istediğim olay burada karamür almanızın en önemli nedeni hani adama e, adama karşı çok öne geçtiğiniz durumlarda AP'niz dehşet derecede artacak yani. İnanılmaz yüksek derecede AP artışı sağlayacaksınız ve bir bakacaksınız 10 yüke gelmişsiniz hani oyunun orta safhasında da zaten karamürü meje'ye geliştirebilirsiniz. Bu stekler sizi inanılmaz öne geçirecektir. Hiç unutmayın bunu. Karamürü tam tamamlayamazsanız da hani baktınız sürekli yani sürekli olmasa da bir iki kere böyle ortalarda öldünüz falan bunu bir daha tekrardan kasmaya uğraşmayın. Doğrudan satın. Morello'yu aldık. Zonya'mızı da aldık. İlk çaytın item bu şekilde. Elektrik ver tam tersi. Bu e, bu ana itemden sonra ürün, e, bu itemler genelde değişmiyor. Yani bunu satın. Luden olarak aldığınızı düşünün. Ya bu şekilde de devam edebilirsiniz. Ardından zaten çizmemizi tamamlayacağız. Çizmemizi tabii ki de e, yine oyunun başlarında şu şekilde küçük çizme olarak alabilirsiniz. Burada sıkıntı yok. Ne oldu şimdi? Şunu satamıyor muyuz? Bunu niye satamıyoruz? Neyse onun yerine de bir şey alacağız. Dördüncü item tabii ki de robot alacağız. Çünkü AP'miz artık belli bir miktar ulaşmış olacak. Ve yetenek gücümüzün geride kalmaması için dördüncü item robotdan alacağız. Son item olarak rakipte çok fazla tank varsa. Hiçlik iyi Eğer rakipte çok fazla tank yoksa zaten şuradan büyü nüfuzu karşılanacaktır bu itemin e, pasifinden. Bu yüzden ne yapıyoruz? Kozmik hızlandırıcı alıyoruz. Kasa bildiğimiz kadar bekleme süresinde azaltmak asıyoruz Kasa bildiğimiz kadar bakın. Kasa bildiğimiz kadar. Burası çok önemli. Karşıda tank yoksa. Karşı zaten kırılgan bir rakipsi Buradan zaten büyü nüfuzumuz karşılanıyor. Yani buradaki büyü nüfuzu bize her türlü yetecek. Son item olarak kozmik hızlandırıcı alıyoruz. Aa karşıda tank çok. Kled'di, Balfight'tı, işte set'ti, oydu, buydu derseniz direkt ışık değneğini yapıştırın. Bunun dışında çok çok öndeyiz diyelim böyle hani 7 0 8 0 olduk bilmem ne oldu falan filan. Doğrudan Ludenia'da hep buzun ardından abartısız söylüyorum bakın burayı. Abartısız söylüyorum. İkinci item olarak hani daha iyi ait tercih edebilirsiniz. Direkt Rabodon. Bak. Direkt Rabodon. Direkt Rabodon'u alabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. İkinci item olarak direkt Rabodon alın. Full böyle direkt 60-60 yetenek gücü çekin. Çekin gitsin. Tek atacaksınız zaten. Aşırı öndesiniz. 5-6-0 olmuşsunuz. 7-0 olmuşsunuz. 2'den bittikten sonra alın. Korkmayın abi alın. Üçüncü item hiçlik alın böyle. Hani rakip direkt snowball anladınız mı? Bu itemler ne biliyor musunuz? Direkt snowball. Bunu mantıksız bulabilecekler var. Olabilir ee, bazılarının fikrine uyuşmuyor olabilir ama bir deneyin bir kere deneyin ve görün farkı hissedeceksiniz hasar farkını snowball yaptığınız maçlarda hasar farkını görüp hissedeceksiniz abi item dizilimleri genelde bu şekilde. Zaten buraya kadar anlamayan varsa tekrar başa sarsın. Tekrar 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 başa sarıp bir daha bir daha bir daha anlayabilir. Arena genel rün ve bu dizilimi bu şekilde arkadaşlar. Bunun dışında zaten yapmanız gereken bir şey. Yani absürt seçimlere kaçar. Abi, bakın ben bunu pek tavsiye etmiyorum bu getiren ahriye. Bu daha çok Lux'ın CD, abk isenin CD gibi ya pek tavsiye etmem çünkü genelde ahriyle her zaman tık 700 menzilden illa tutturamıyorsunuz yani dibinden tutturuyorsunuz bazen bilmem neyden tutturuyorsunuz Ufuk getiren biraz ekstra bir item yine sevenler olabilir bakın ben seviyorum falan demenize gerek yok yine sevenler olabilir bir şey demiyorum ben tavsiye etmiyorum benim tavsiye ettiğim itemler içerisinde değil maske yine benim tavsiye ettiğim itemler içerisinde değil siz alırsınız. Başkası alır. Onun birincisi alır. Kore'nin şampiyonu alır. Japonya'nın birincisi alır. Alsın. Benim tavsiye ettiğim itemler arasında maske de yok. Hiçbir zaman maske almadım. Şu an gayet de ee, winrate olarak da KD olarak da hile yine üstlerdeyim arkadaşlar. Yani şu an kasma istesem yine kasarım. Bu maskeyi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunu veya bunu alıyorsunuz abi. işinize bakıyorsunuz. Ahri'nin her zaman iki ana item vardır. Luden hep bitmiştir. Gerisi boş. Benim gözümde gerisi boş. Ee, eşleşmelerle ilgili videoları zaten zamanında getirmeye çalışıyorum. Hani karşıma geldikçe Zed geliyor, fiz geliyor, Talon geliyor ki bunu bir sürü videoları var. Her mid şampiyonu bile neredeyse iki farklı videosu var kanalımda arkadaşlar. Eski sezon, yeni sezon fark etmez. Girip bakabilirsiniz. Onları da videoya beğendiniz. Like atmayı, kanala hala abone değilseniz de abone olup beni de unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla